maşallah diye nazar değmesin. Beden haricindeki ortalamam tek 100 oldu ders. Bu haftadan sonra geçirenlerden 10 puan kıracağım. Küçük böyle düşüş yaşamışız. Ondan bakalım kaç almışız, onu da göreceğiz. Almanca yapamıyorum ben. Hayatta kalmak kadar zordu. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e-okul notlarımı paylaşacağım. Yani çok uzun zamandır, birinci sınavlar açıklandığından beri çok uzun zamandır bu videoyu istiyordunuz ama ben şöyle olsun istedim. Aslında birinci sınav notlarından sonra paylaşacaktım ama bir dönemde iki tane e-okul notlarımı inceliyorum videosu biraz saçma geldi. O yüzden bir dönem için sadece bir tane e-okul notlarımı inceliyorum videosu çekmeye karar verdim ve hem burada, yani bu videoda hem birinci sınav notlarımı hem de ikinci sınav notlarımı konuşacağız ve hangilerini düşürmüşüm, hangilerini yükseltmişiz ondan bahsedeceğim. Bence bu videoyu açan herkesin kafasında iki tane soru vardır. Birincisi ortalaman kaç, ikincisi de hangi belgeyi alıyorsun? Ortalamam 85-800, yani 86 ve aldığım belgede takdir. Bu soruları da kafanızda cevaplandırdığımıza göre o zaman hemen notlarımı incelemeye başlayabiliriz. Şimdi aldım önüme e-okul notlarımı ve bunları incelemeye başlayacağız. Burada hem birinci ve ikinci sınavlarımı hem de performans notlarımı konuşacağız. Zaten aslında performans notları çok fazla konuşulacak bir şey yok ama birkaç tanesi var sadece. Coğrafyayla başlayabiliriz. Coğrafyada ilk sınav notum 76, ikinci sınav notum ise 72 ve performanslarımın ikisi 100-100. Çünkü işte sebebi aslında bir yandan da Ayça. Çünkü Ayça bana çok fazla coğrafyayı anlattı. Çok fazla kanal tavsiyesi bulundu. Hani çok fazla soru çözdürdü bana ve gerçekten buradan Ayça'ya teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun sayesinde de bu not artmış oluyor. Çünkü Ayça sınıftaki en iyi coğrafyaya sahip kişi ve maşallah diyelim, nazar değmesin. Gerçekten çok iyi ve onun sayesinde 76'dan 92'ye yükselttim. 76 da kötü değildi ama ilk sınavda sadece ezber yaptım ve haritaları hiç çalışmadığım için bu şekilde oldu. 92 ile, yani bu şekilde bir artmanın sahibi de şey oldu, haritalara çalışmam oldu tabii ki ve coğrafyanın kodları, yani coğrafya için kesinlikle coğrafyanın kodlarını izleyin ve harita bilginiz olsun, çünkü harita bilgisi olmadan sıfıra sıfırsınız yani coğrafyada. Ondan sonra din kültürü ve ahlak bilgisi var. Din kültüründe ortalamamın 100 olduğu tek dersim yok. Beden haricinde, beden de var ortalamamın 100 olduğu. Beden haricindeki ortalamamın tek 100 olduğu ders din kültürü ve ahlak bilgisi. Sınavlarım, performanslarım hepsi 100. Felsefede ilk sınav notum 88, ikincisi 80. Performanslarım da %90. Bu performanstaki 90'dan bahsetmek istiyorum. Hocamız felsefe sokağı yapmak istediği için bizden bazı felsefe kitapları almamızı istedi. Ama belli bir tarih koşmadı, belli bir zorunluluk da tutmadı. O yüzden ben de almamıştım. Gayet rahattım. Alırsam alırım, almazsam almam şeklindeydi. Ve son testim tarihi gibi bir şey söylemedi zaten, zorunluluk da olmadığı için. Sonra bir hafta bir baktım, birkaç kişi getirmiş. Tamam, okey, getirebilirler. Ama hoca dedi ki bu haftadan sonra getirenlerden 10 puan kıracağım. Ya bir zorunluluk yoktu. Nasıl, hiç anlamadım. Bir zorunluluk bellememişti. Ve bir zorunluluk olmadığı için de hani, yani buna biraz bir tık üzgünüm çünkü yani bir zorunluluk yoktu. Belli bir tarihte söylememişti ama yapacak bir şey yok. Hocaya gidip de hocam 100 yapar mısınız notumu diyemezdim. Yani 90'da kaldı. Sınav notlarımda 88'e 80. İyi yani. Felsefe herhangi bir ilgim yok. Felsefeyle çok haşır neşir de değilim. Ona rağmen gayet iyi herhalde. Sonra fizik var. Fizikte 85'e 89. İki performansımda 100-100. Bu performanslardan bir tanesi test kitabı kontrolüydü. Ve hepsi tam olduğu için 100 aldım. Bundan sonra bir tane daha derse geleceğim. Onda da test kontrolü vardı ama ondan bakalım kaç almışız. Onu da göreceğiz. Her şeyi tamamladığım için fizikte 100-100 girmiş performanslarıma. Şeylerimde 85'e 89. İyi yani bence fizik için. Hani fizik çünkü 10. sınıfta bence çok da kolay değil. Yani benim için ilk başlarda fizik çok zordu. Ama daha sonrasında benim hocam ve fizikle Barış zaten ikisi aynı kişi. O yüzden onları dinledikten sonra gerçekten fiziğimde büyük bir iyileşme ve daha iyi olduğumu gördüm yani. Ve fiziğin aslında eğlenceli de olduğunu fark ettim. Çünkü ilk konularda bu işte K yazıyoruz, L yazıyoruz, onları ilerletiyoruz falan. Onlar eğlenceli. İkinci sınav notumuna 4 puan arttırmışım. O da mutluluk verici bir şey. Görsel sanatlar var. %95, %95. Resmimi hoca çok beğenmediği için herhalde 5 puan kırmış. İkinci yabancı dil var. Yani Almanca, bizim ikinci yabancı dilimiz Almanca. Almanca'da 77'ye 59. Sınav notlarım 100-100'de. Performans notlarım. Buradan Fidase hocama gerçekten teşekkür ediyorum. Bu notlara 100-100 girmiş ama ben derse dinliyorum. Normal olarak yani. 77'ye 59. Almancayı yapamıyorum ben. Yani gerçekten Almancayı halledemiyorum. Yani Almanca bana çok zor geliyor. Hiçbir şey bilmiyormuşum ve böyle
çok zor geliyor ya. Almanca asla halledemiyorum. Mesela ya derste biz ne ara işledik onları bile bilmiyorum. Çok hızlı geçiyoruz. Bilmiyorum, çok karışık bir ders Almanca ve hiçbir şekilde yapamıyorum. Yapamıyorum deyip evrene kötü enerji yollamak istemem ama gerçekten yapamıyorum ve beni zorluyor yani. Almanca beni gerçekten çok zorluyor. Keşke Almanca görmüyor olsak. Keşke Almanca dünyadan silinse. Çünkü nefret ediyorum ve sınava nefret ederek girdim. Nefret ederek çıktım çünkü yapamadım. Yani düşündüğümden çok daha zordu. 77 59'da 59 bile iyi almışım ikinci sınavdan çünkü yani kötü geçmişti. Almanca için bir tavsiyeniz varsa bana verebilirsiniz çünkü en ihtiyacı olan kişilerden biri benim. Ve ondan sonraki dersimiz ise kimya. Kimyada ilk sınav notum 46, ikincisi ise 75. Bence harika bir yükseltme. Hiçbir şey yorum kabul etmiyorum sınav notum hakkında, kimya hakkında. Bence gayet iyi bir yükseltme olmuş. 46'ya 75. Ve ilk sınavda gerçekten hiçbir şey yapamamıştım. Çünkü o zamanlar benim hocam izlemiyordum. Ama sonra benim hocam izledim. Ve anladım ve yapabildim. Yani 75 bile düşük geldi aslında bana. Çünkü ben biraz daha sınavım iyi geçmiş. 85-90 arası bekliyordum. Ama 2-3 soruda böyle aptallık etmişim azıcık. O yüzden de gitmiş puanım ama yine de 46'dan 75'e çıkarmak neredeyse 29 puan ediyor ve gerçekten iyi. Bir de performanslarıma bakalım. 70'e 85. Aslında sınav notlarıma göre bakıldığında iyi ama az önce söylediğim gibi bir tane derste test kitabı kontrolümüz daha var demiştim ya. O da kimyaydı ve benim kimyada föylerim, test kitaplarım hepsi fulle fulldü. Ve hoca demişti ki zaten hani bizim bunu yapmamız öğrenci performans notlarından bir tanesinin hani daha iyi olması demişti. Ama nerede iyilik? 70'e 85 ve anlamadım. Bir de hoca mesela test kitabını kontrol etti sonra artı 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 10 tane artı attı. Ve 100 vermesi gerekiyordu ama 100 vermemiş. Yani demek ki sınav notlarına göre bakılıyor. Bu da apayrı bir şey bu arada. Performansların sınav notlarına göre bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Öğrencinin dersteki performansı ve ödevlerini yapıp yapmamasına veya quiz yaptıysan quizlere bakılması gerekiyor. Yani 100 almam gerekiyordu bir tane performansdan fizikte olduğu gibi. Ve dersi de dinliyorum. Büyük ihtimalle kimya hocamız gerçekten hani sınav notlarına bakarak puan vermiş ama benim ders içindeki performanslarıma ve ödevlerime bakıldığında harika bir performansımın olduğunu görebilirdin. Yapacak bir şey yok yani 70'e 85 olmuş o artık. Matematik. Sözelden okumaya karar vermemin sebebi, şaka yapıyorum. Matematik 58'e 50. Ama performanslarım 100-100 çünkü derste çok fazla aktifim. Yani gerçekten matematikte bayağı bir aktifim. Sınıf arkadaşlarım eğer ki bu videoyu izliyorlarsa yazabilirler matematikte ne kadar aktif olduğumu. Gerçekten aktifim. O yüzden de 58'e 50'ye 100-100 verilmiş. Buradan Nuri hocama teşekkür ediyorum. Çünkü matematiğin katsayısı fazlaca var. Ve 100-100 gayet iyi. 58'e 50'de matematik zor. Bir şey diyemeyeceğim yani 58'e 50 yapamıyorum. Matematik zekam o kadar fazla değil. Ve matematik için illaki büyük bir destek almam gerekiyor. Ve bu sene büyük bir destek almadığım için de 58'e 50 idare eder diyelim. İnşallah ikinci dönemde düzeltebilirim ve daha iyi olur. Daha sonra ise tarih var. Şimdi bu sınav notum hakkında da bir yorum kabul etmiyorum. Çünkü ilk sınav notum 84 ki bana göre yine düşük. İkinci sınav notum da 58. Yani evet tarih benim en sevdiğim dersti ve ikinci sınav notum bayağı düşük. Birinci sınav notumda aslında ben 98 bekliyordum. Ama hoca 84 vermiş çünkü klasik sorulardan çok fazla puan kırmış ki sadece bana özel değil bütün sınıftan bu şekilde. Yani ilk sınav aslında çok iyi. Cevaplarımı okudum tekrardan ve hepsi gerçekten tamı tamına doğru. Ama hocamız biraz kıt puan vermiş. O yüzden de ilk sınav notunu kenara çekiyorum. Onu 98 olarak bile değerlendirebilirim. Ama ikinci sınav notum 58. Testlerde çok fazla yanlışım var. Bir tane 10 puanlık soru vardı. Zaten onu hiçbir 10. sınıf öğrencisi yapamadı. Hiçbir 10. sınıf öğrencisi yapamadı. Ve böyle oldu yani. İkinci sınav performanslarımda %95. İlk sınav notunu 100 vermiş hoca. Yani ilk performans notunu. 95'i de hani o 58 olduğu için ki bence 58'e göre 95'te gayet iyi. Buradan da Mustafa hocama teşekkür ediyorum. Yani iyi çünkü 95 iyi. Ama tarihten 58 almak beni bir tık üzdü. Olsun yine biz tarih benim favori dersim ve yine tarih çalışmaya abone. Edebiyat. Edebiyatta 71'e 80. İyi aslında. Hani 71 bana düşük geldi ama sınavımız sözlü olduğu için hoca bazı küçük yerlerden puan kırmış işte hani yazım hatasıdır, noktalama işaretleridir çünkü Türkçe dersi bu ve hani o tarz şeylerden puan kırması da normal. İkincisi 80'de. 80'de yine iyi ama ikinci sınavda şu şekilde bir şey oldu. Sınavı çözdük çözdük. Biri dedi ki
bizim kitapçımız A kitapçıydı. B kitapçılıklarından biri dedi ki hocam iki soru aynı. Hoca dedi ki tamam çözmeye devam edin. Sonra bir baktım bazı sorular full aynı. Ve sadece şıkları farklı. Bir sayfa böyle çözdüm iki sayfayı önlü arkalı. Sonra arka sayfayı çevirdim bir baktım. Çözdüğüm sayfanın aynısı sadece soruların şıkları değişik. Hocaya söyledim. Sonra baktı hoca hani yapamadı halledemedik. Sonra bizim başımızda duran kişi de hani o gün Arzu hocaydı. Yani edebiyatçımızdı ve o da halledemedi. Başka sınıflara gitmek zorunda kaldı. Bizim yerimize başka bir hoca geldi. Ona söyledim o da halledemedi. Böyle kaldık sonra bir baktım. Optik kodlama var arkada 33 tane soru var. Ve bir baktım böyle saydım 21, 22, 23. Sonra 23'ten tekrar devam ediyor ve 33 tane soru var. Ve 23 ve 24'ün ikisinde soruların cevapları farklı. Ve optik kodlamayı nasıl kodlayacağım diye sordum. Biraz karışık anlattım ama hoca da anlamadı o zaman. Ve halledemedik. Sonra optik kodlamayı boş bırakmaya karar verdik ve psikolojik bir savaştı. Gerçekten hani 80 almaya şükrediyorum çünkü çok psikolojikti. Hayatta kalmak kadar zordu. Bayağı psikolojikti yani. Zorlandım. Çok zorlandım sınavda. Çünkü bütün her şey çok karışıktı. Hocalar da çok karıştı ve sınavı hazırlayan ana hoca şey yapmamış. Telefonu kapanmış ve aramaları da duymamış. Ve bu yüzden de diğer edebiyat hocalarının hani eli kolu bağlı olarak kalmış. Edebiyatta da performans notlarım 90'a 90. Bana az geldi. Buradan Arzu Hocam eğer ki videomu izliyorsanız sizi sorgulamak gibi olmasın. Sorgulamıyorum da zaten haşa. Ama 90'a 90 bana bayağı az geldi. Çünkü ben sunum yapan, işte sunum yapma haricinde de şeyleri olan yani sunum yapıyorum, video getiriyorum, bir şeyler okuyorum, derse katılımım full of full. Hani en çok katıldığım ders birincisi edebiyat, ikincisi de matematik. 90 bana az geldi. Bana göre performans notlarım 95'e 95 olmalıydı. Hadi performans notlarından bir tanesi kitap sınavı olsun, 90 olsun o. Tamam ona bir şey demiyorum. 90 gayet iyi kitap sınavlarım için. Ama diğer notum 95 olmalıydı bence. Sınav notlarım da o kadar düşük olmamasına rağmen üzüldüm ona bir tık. Yani zaten sınav hani büyük ihtimalle galiba sınıftaki en yüksek performans notlarına sahip kişi bir ben, ikincisi de Yasin. Çünkü ikimiz de çok fazla katılıyoruz. Hani yüz yüz girdiği kişi daha ne yapıyor bilmiyorum. Emin değilim. Herhalde onun da sınavları da yüz yüz olduğu için olabilir. Ve son dersimizde 78'e 91 sınav ortalamasıyla yabancı dil yani İngilizce. İngilizceyi bence gayet iyi yükselttim. İlk sınavımız 78 ve iyi geçmişti. Ortalama geçmişti. Sonra ikinci sınavımız ise şu şekildeydi. İkinci sınavdan önce çok korktum çünkü hocamız dedi ki sınavımız iki bölümden oluşacak ve ikinci bölümde writing ve listening olacak ve ben listening'ten öylesiye korkuyorum. İngilizce kursuna gidiyorum ve orada da öylesiye korkuyorum. Ama daha sonrasında 70 puanlık kısım işte gramer kısımları, kelime kısımları o kısımlarken 30 puanlık kısımda writing ve listening parttı. Hoca ilk başta 70 puanlık olan kısmı açıkladı. Hani dedi ki 70 puanlık kısım üzerine hesaplandı bu puan dedi. Ve bir baktım 61. Dedim hani diğeri de 30 puan. Hani oradan da 20 alsam 81 alırım. Ve gayet iyi dedim. Çünkü 30 tam puan vereceğini düşünmemiştim hocanın writing kısmından. Ama vermiş ve 91 aldım. Yani 61'e 30 eklendi ve 91 aldım. Gayet iyi. Sözlerimde 100-100 ve gayet iyi. Sınav notlarım çünkü kötü değil. Ona nazaran iyi performans notları. Yani zaten daha 100-100 yani daha ne yapabilir. Evet, e-okul notlarım bu şekildeydi. Merak ettiğiniz için, sorduğunuz için cevaplamak istedim. Umarım ki video izlerken keyif almışsınızdır. Siz de sınav notlarınızı aşağıda paylaşmak isterseniz ya da hangi belgeyi aldığınızı paylaşmak isterseniz ya da ortalamanızı paylaşmak isterseniz onu da aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz varsa onu da aşağıda yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca kanalımı ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok çok sevinirim ve çok çok mutlu olurum. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bye bye!